Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi Müslümanların yaptığı bir takım ibadetler var. İşte namaz var, oruç var, zekat var. Başka ibadetler de var. Bunların tabii araştırınca veya işte kitaplarda da yazıyor. Birçok faydaları da var. Yani görünen faydaları da var. Peki bir insan, bir Müslüman bütün bu ibadetleri bunların faydasını düşünerek yapsa ahirette bir faydası olur mu ona? Mustafa Bey, İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kuddüs'e söyleseler ya, Mektubat isimli kitabında ısrarla üstünü çizerek bir ifade kullan. İbadet emredeni yapmaktır diye. Bu emirlerin elbette ki faydası vardır sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama bir kimse niyet olarak yapılan ibadetlerin hepsini tetkik etti, araştırdı. Yapıyor ama ibadetleri. Aa dedi, bak namaz iyi bir spor hareketi. Ondan sonra oruç, aa mideyi dinleri bastı, ben de oruç tutayım. Aa içki, aa zararlıymış diyor, terk edeyim. Bak diyor, şöyle 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 zararlar varmış, ben bunun için terk edeyim. Aa kumar, bak diyor, bu da çok zarar varmış diyor, ben bunu da terk edeyim. İşte malım mülküm gidecek, şunu mu gidecek, bunu gidecek. Zinaya gelince, aa işte yok AIDS'li bilmem neydi, şey yaparım falan. Kendimde çoluğum çocuğum da perişan, bunun için terk edeyim. Şimdi bu menfaatleri için, haramlar bunun için, ibadetleri de öbür faydalarını düşünerek yaptı. Ve hatta zekat ve sadaka verdi, herkes o aferin ya ne iyi insan falan filan diyorlar falan. Bu adamın niyeti, bu kimse, evet hani, inanıyorum diyor, inanıyorum ama Allah-u Teala'nın emirlerini Allah-u Teala emrettiği için değil, araştırıyor, faydalarından dolayı yapıyor. Yarın ahirette buna derler ki buyuruyor, arkadaş sen bu ibadetleri, namazı, zekatı, orucu, dünyadaki faydalar için yaptın, onun faydalarına da kavuştun. Haramlardan aynı şekilde dünyadaki zararlarından kurtulmak için sakındın. Ve onun zararlarından da aynı şekilde kurtuldun. Dolayısıyla sen ücretini aldın. Burada ne ücret beklersin ki diyeceklermiş. Burada ne ücret beklersin ki? Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, ibadette yaparken yani emirleri, farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirirken, haramlardan sakınırken, mekruhlardan sakınırken niyet tek olmalıdır buyuruyor. Allah-u Teala emrettiği için bu ibadetleri yapmak, haramları da Allah-u Teala yasak ettiği için bundan sakınmak gerekir. Çünkü Vezariyet suresinin 56. ayet-i kerimesinde meal olarak insanları ve cinni yalnız ibadet etmeleri için yarattım. Bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadet etmeleri. Emrettiği ibadetlerin faydaları vardır. Bu faydaları bilmenin bir zararı yok. Daha önce de bir sormuştunuz bunu. Evet. Hani bunları bilmenin bir veya düşünmenin bir zararı var mı? Yok. Yani bilmek ve düşünmek. Ama orada kalmalı. Efendim, faydalarını araştırdım, zararlarını araştırdım, faydalarını gördüm, zararlarını gördüm. Dolayısıyla faydaları için ibadet emirleri yaptım, zararlar için haramlardan sakındım. Sakındım. Ne oldu niyetin? Ha, ben faydalarına kavuşmak için yaptım, zararlarından kurtulmak için sakındım. Niyetim benim buydu. Allah için değildi. Faydalarına da kavuştum. Kavuştum. O zararlarından da kurtuldum. Maksat hasıl oldu. Ecrini, ücretini dünyada aldın diyecekler. Ama niyet düzelirse, Rabbim emretti bu ibadetleri. Rabbimin emridir. Şartları nelerse, o şartlara uyarak bunları yaparsan. Haramları da Rabbim yasak etti. Elbette benim bilemediğim sebep ve hikmetleri vardır. Rabbim yasak etti. Bunları terk ettim. Allah rızası için terk ettim. Dünyadaki menfaatlere de kavuşuyor. Ahirette de ecir ve ücret alıyor. Hangisi karlı bunu? Onun için de mesela İslam alimleri kitaplarda anlatırlarken buyuruyorlar ki, ibadetlerin, yani emredilen ibadetlerin muhakkak hepsinin faydaları var. Hani bir sohbette anlatmıştık mesela. Abdestin bile. İşte ensenin ıslanması, kulağın nemlendirilmesi her gün. Birçok faydaları. Bugün tıbben görülmüştür. Orucun mesela tıbbi faydaları. Bugün üzerinde duruluyor falan bakıyorsunuz. Hatta dinimizin tavsiye ettiği, vermek istediği zekatın dışında sadaka vermenin bile insan psikolojisi üzerinde, insan sinir sistemi üzerinde o kadar büyük faydası var ki, hatta yapılan araştırmalarda insanlara faydalı olmak, ister bu mal vererek, ister yedirerek, isterse onların işlerini görüvermek suretiyle olsun, insanı sinir hastalıklarından korur deniyor. İlim adamları söylüyor. Hem de bunu Müslüman ilim adamlar değil, gayrimüslim olanlar söylüyor bunu. İslamiyet bunu emrediyor. Ha, demek ki ben sinir hastalıklarından korunmak için insanlara yardım edeyim falan. Tamam. Korundu. Korunursun. Ama ahirette ecir ve ücret isteyemezsin. Ama insanlara Allah-u Teala'nın
kulları olarak bilir ve Allah rızası için yedirir, Allah rızası için giydirir, Allah rızası için doyurur, Allah rızası için yardım edersen, dinli iman öğretirsen, o zaman yarın mahşer günü dünyada da aynı şekilde insanlar gene sana itibar ederler. Gene hürmet ve saygı gösterirler. Yarın ahirette de açacaklar amel defterini, aa diyecekler. Tamam, sen Allah için yapmışsın. Mübarek olsun. Ne oldu? Allah için yapınca dünyada rahat ettin. Ahirette de ebedi saadete kavuşun. Ve orada, hem dünyalık hem ahiretlik oldu. Aynen yani. Öyle oldu. Yani. Hem dünyalık hem ahiretlik oldu. Bakın Zilzal suresinde mealen 7-8. ayet-i kerimelerinde zerre kadar iyilik eden onun mükafatını görecek. Zerre kadar kötülük işleyen de onun cezasını görecektir buyuruldu. Hatta Hamidüddin-i Naguri Hazretlerine cennet ve cehennemin ne olduğu sorulduğu zaman cennet ve cehennem senin amellerindir diye cevap vermiştir. Bugünkü amelinden yarın sana şekiller verilecek, iyi ameller etmişsen onlara uygun iyi suretler önüne getirilecek buyuruldu. Tabi de şey anlatılıyor ya, bir gün Harun Reşit, Abbasi halifeden mübarek bir zat diye anlatılıyor. Harun Reşit Hazretleri bir yerden geliyormuş. Bakmış karşısına kendi zamanında yaşayan Behl Dana Hazretleri var, meczup bir evliya. O da telaşlı telaşlı bir yerden geliyor böyle. Onun öyle telaşlı telaşlı geldiğini görünce demiş ki hayırdır, nereden böyle? Ahiretten demiş. Demiş gene bu ders verecek de ne verecek? Demiş ahirette nereye gittiydin? Cehenneme demiş. Peki niye gittiydin demiş? Ateş almaya demiş. Demiş cehennemde ateş yok mu? Bak demiş ateş mateş yok elinde, vermediler mi? Bana dediler ki, bütün mesele o. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. Herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. Dolayısıyla yani burada yapacağın iyiliği Allah için yaparsan orada mükafat olarak cennet nimetleri verecek. Yok nefsin için yapacak olursan veyahut da insanlar aferin diye yapacak olursan veyahut da sağlığını sıhhatini düşünerek yapacak olursan tamam bunlar aynı şekilde insanlar için yaparsan insanlar diyecekler. Aa ne güzel insan ya falan, çok kibar nazik falan filan, iyi huylu bir adam falan. Niçin yapıyordun sen bunları? Ha insanlar sana böyle desinler, sana hürmet etsinler, seni sevsinler. Gerçi o sevmek olmaz da ama insanlar sana sevgi gösterir, hürmet eder. Çünkü Allah için olmayan sevgide samimiyet olmaz. Yani mutlaka samimiyet kokması lazım. Samimiyet kokmuyorsa hayır yoktur o işte. Tabii o samimiyetin de kokabilmesi için, yani o sevgide samimiyetin olabilmesi için bu kimsenin yaptıklarını Allah rızası için yapması lazım. Allah rızası için yapıyorsa orada samimiyet vardır. Samimi olunca onun yaptığı bütün işlerde samimiyet kokar ve onun sevgisi de samimi olur. O sevgide de samimiyet kokar. İnsanlar da bunu samimiyetle aynı şekilde severler. Samimi olur. Yoksa bu riyakarca davranıyorsa insanların buna olan sevgisi, hürmeti de riyakarca olur. Ama gene karşılığını alır. İnsanlar saygı gösterir. Aa sen çok alimsin, çok mübareksin falan filan derler. Ama o da orada kalır. Onda da Abdülkadir Geylani Kudüs'e söylediğim mübarek çok güzel söylemiş. Bu insanlara güvenme buyurmuşlar. Bugün överler, yarın da söverler. Onun için insanlara göre de rotayı çizmemek gerekiyor. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah için yapılan cihatta düşmanı gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya haramlara bakmayan gözler kıyamette cehennem ateşini görmeyeceklerdir. Ve bir hadis-i şerifte de ey Ademoğlu benim malım benim malım dersin. O maldan senin olan yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır. Allah için vererek sonsuz yaşattığın. Hem bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanelerine gelmişler. Ama işte evlerine gelmeden önce bir koyun kesilmiş. O koyunu bütünüyle de aynı şekilde eve göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelince soruyor. Ya Ayşe ne yaptın o koyunu diye. Ya Resulallah bir tek budu bizde kaldı. Bizim oldu. Öbürlerinin hepsini dağıttım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ya Ayşe buyuruyorlar. Diğer o dağıttıkların bizim oldu. Ama o evde sakladığın but bizim olmadı. Niye? Onu Allah için verdiğin senin oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak onun karşılığını kat kat fazla verecek. Evet kat kat fazla verecek. Mesela bir hadis-i şerifte de bir Müslümana Allah rızası için ödünç veren kimseye her gün için sadaka sevabı verilir. Fakirden alacağını çabuk istemeyene her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir. Ama bütün bunlar bu hadis-i şerifler nakledilirken ehl-i sünnet alimleri tarafından bunlar Allah için yapılırsa kaydı var. Yoksa dünya için değil, dünya için değil. Birisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhüma hazretlerine Allah için seni çok seviyorum deyince bu mübarek zat da ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun buyurmuştur. Onların ölçüleri kesin.
Onlar ölçüsü kesin. Yani ben işini Allah için yapıyorum. Hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Gerçekten Allah-u Teala'yı ve onun peygamberi seviyorsan, Allah için yapıyorsan, Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şekilde yapıyorsan, yarın ahirette bu sevgine, bu niyetine kavuşursun. Ama bunlar için değil de bu ibadette menfaatler için yapılıyorsa, dünya menfaatleri için yapılıyorsa, bu menfaatlere kavuşur insan. Ama o da burada kalır. Ahirette avucunu yanar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşça kalın.